Evet sevgili izleyiciler, Bremen'teyiz. Bremen'te önemli, çok değerli yine benim hemşerimdir. Önemli bir hikayesi var. Başarı kolay elde edilmiyor. Başarıya ulaşmak için çok uzun ince bir yoldan geçmek lazım. Ama o uzun ince yolda geçerken de kimseyi incitmemek lazım. Bakalım o uzun ince hikayenin perde arkasında neler var. Adler şirketindeyiz. Burası çok geniş tabanlı bir şirket. Hakan Türk Yılmaz kardeşim bize bunları detaylı olarak anlatacak. Hakan kardeşim ilk önce kendini anlat. 10 parmağında maşallah 10 marifet. Sonra sürprizlerimiz de var. Bakalım müzisyenliğe nasıl gideceğiz onu da göreceğiz biraz sonra. Çok sağ olun. Hoş geldiniz Öğrenci. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hakan. Adım Hakan Türk Yılmaz. 1973 doğumluyum. Bremen'de doğdum. Ailem 68 sonra 69'u buraya gelmiş. Babam Mercedes'e işçi olarak kendine başvurup gelmiş. Gurbetçilerimde. Annem de çikolata fabrikası her şeye gelmişler. Büyük sevdaymış. Ben ilk çocuklar olarak dünyaya geldikten sonra işte geri dönüş yaparız 1-2 sene diye herkesin düşünceleriyle aynıydı o dönemler. Dönmüyorlar, kalıyorlar. Ben de büyük ailemin yanına İstanbul'a geçince büyük ailem bırakmıyor beni. Yeniden buraya dönmem için. O şekliyle hayatım yine bir orada. Kaç yaşına kadar? 17 yaşına kadar. 17 yaşına kadar okul hayatı. Okul hayatı. 17 yaşında liseyi bitirdim. Liseyi bitirdim. Liseyi bitirdikten sonra yeniden ailem beni Almanya'nın geleceği daha iyi olur diye buraya getirmişler. Peki diğer kardeşler nerede? Diğer kardeşler burada doğdu, burada büyüdü. Onlar da ayrısınız yani. Onlarla o dönemlerde ayrıyız tabii. Yabancılık var. Ama çok iyi bir ailenin içinde büyüdüm Türkiye'de. Çok iyi dostluklarımız oldu. Unutamadığım arkadaşlarım, dostluklarım var. Sanatçı arkadaşlarımız var. Erdal Akkaya benim çocukluk, kundaklık arkadaşım, kardeşim. Tabii bu arada müzisyen bir tarafı var. Biraz sonra zaten o bağlamasından dinleyeceğiz. Müzik nereden başladı o arada? Müzik tabii biraz aileden geliyordu. Ailenin içinde çalıp söyleyenler vardı. O dönemler en büyük şansım da işte Erdal'la olan arkadaşlığımızdı. Erdal çevresi çok iyiydi. Müzik eğitimi çok iyiydi. Epeyce işte o kitlenin o içinde büyüdük işte. Aksaraylara, Arif abinin yanına. Arif Sağ'ın yanına. ASM okulunda. Aynen öyle. Solfej dersi aldım. Ondan sonra bir dönem işte kendi aramızda mini konserler, işte buna benzer çocukluk dönemleri bu şekliyle. Sonra 17 yaşında buraya geldim. Hadi ver elini gurbet. Evet. O dönemi zor olmadı mı? Çok zor oldu. Buraya gelince tabii dil yok, bir şey yok, hiçbir şey anlaşılmıyor. İnsanlar aynen o şekliyle. Tabii biraz zor oldu ama iyi entegre olduk. Bu ara Diyarbakır Ergani köy var mı? Piran. Piran köyündeyiz. Hadi bir Ergani Piran köyüne gidelim. Gidiyorsun değil mi oraya? Uğramaya çalışıyorum. Evet şu anda görüntülerde Piran köyünü görüyoruz. Güzel mi? Seviyorsun tabii. Sevmez olur mu? Biz kendi toprağımızı sevmez miyiz? Tabii. Diyarbakır'a gidiyor musunuz ama? Diyarbakır'a uzun zamandan beri ne yazık ki gidemedim ama korona döneminden dolayı ama tabii sık sık gidip geliyoruz. Ailemiz hala orada. Evet, burada başladı hikaye, okul hayatı derken. Evet, okul hayatında zor olduğu için lise terk geldikten sonra, 17 yaşından sonra okul eğitimi için Almanca Meksik olduğu için kurslara falan verdiler. Hem bir taraftan mesleki eğitim ağırlıklı, bir taraftan da okula entegre dönemi başladı. 2-3 sene içinde el sanatları mesleği öğrendim. Metal yapısı, yapımı, işte Türkçe torna tesviye oluyor, kaynak ve buna benzer şeyler. Yani Almanlar, işte baban işçiydi, sen de işçi ol mantığıyla yaklaştılar. Tabii ben büyük bir kültür şokuna girdim çünkü orada bir sanat dünyasının spor faaliyetlerim vardı. Spordan, okuldan, arkadaşlarımdan kopup buraya gelmem. Burada da sanki böyle bir üçüncü sınıf insan muamelesi görme o dönemler zor oldu benim için. Ama daha sonra entegre olduktan sonra herkes tam tersi yardımcı olmaya çalıştı. Ve birazcık daha tabii kendi azmimle de çeşitli ne işler yapabilirime bakarken finans alanında tanımış olduğum bir arkadaşım beni bir akşam buyur gel kendin dinle ne işler yapıyoruz belki hoşuna giden bir yönü vardır dedi. Bu şekliyle kader ve talihmiş diyelim
bu şekilde finans alanına girdim. Efendim burası çok güzel bir şirket. Çok da güzel dizayn etmişsiniz. Burada neler yapıyoruz? Şimdi burada bir Adler Holding şirketler grubumuz var. Bremen menşeli bir şirket. Danışmanlık şirketimiz İstanbul'da, Türkiye'de ve aynı zamanda İsviçre ve Liechtenstein'de var. Çeşitli dünyanın ülkelerinden de ciddi ilişkilerle şirketimizin faaliyetlerini gösteriyoruz. Şirketin ana temel işi gayrimenkul proje geliştirme, müteahhitlik, uluslararası. İkinci bir ayağımız değerli maden yönetimi, değerli maden alım satımı. Üçüncü bir ayağımız da kurumsal şirketlere danışmanlık yapıyoruz. Para yatırımından, konjonktürlerinden, yurt dışına gelip yurt dışında yer edinmek isteyen ya da burada kendi işlerini, faaliyetini göstermek isteyen şirketlere yardımcı oluyoruz. Yani kendi yaşadığım şeyleri başkalarına da yardımcı olarak. Yani şu anda alt tarafta numaralar var, telefon numarası. Oradan ulaştığınız zaman veyahut da bir vatandaş yatırım yapmak istiyorsa, bir şey yapmak, size ulaşınca her konuda yardımcı olur. Her konuda yardımcı olabiliriz. Elbette ki demiş olduğum gibi aslında paranla ilgili üç büyük alanı kapsamaya çalıştık. Biliyorsunuz şimdi gayrimenkul dünyanın en önemli işlerinden bir tanesi oldu. Herkes bir çatı sahibi olmak istiyor. Bir başında bir çatısı olsun istiyor. Bu konularda yardımcı oluyoruz. Kurumsal şirketlere tabii müteahhitlik yapıyoruz. Bu da ayrı bir konu. İki bölümü olacak. Hem halka yakın hem de yatırımcıya yakın bölgeler olarak. Finans danışmanlıkta da aslında kurumsal şirketlere verilen bu danışmanlığın dışında kendi akrabalarımız, tanıdıklarımız, dostlarımız, eşlerimiz olunca elbette ki hiç geri çevirmiyoruz. Onlara da yardımcı oluyoruz. Yani bu konuda bilgi almak istiyorsanız muhakkak gelin bir çayı, Hakan Bey'in bir çayını için. Kahve de veririz. Şirketimiz Adler çatısı altın 2015. Kendim 48 yaşındayım şu anda. 19 yaşından beri serbest meslek uğraşıyorum. İlk şirketimi 21 yaşında kurdum. 23-24 yaşında şirket batırdım. Onu da öğrenmiş oldum. 26'da yeniden kuruluşları yaparaktan yeni şirketlerle şirket nasıl işletilir Almanya'da bunu öğrenmiş oldum. Peki evli misiniz? Evliyim. Kaç çocuk var? İki kızım var. Bir Helin'imiz, bir Berfin'imiz var. Oo, Helin'e, Berfin'e buradan selamlar olsun. Gözlerinden öpüyorum ona. Okuyorlar mı? Okuyorlar. 17 ve 18 yaşındalar. Şu anda abitur dediğimiz lisanslarını yapıp üniversiteye hazırlık yapıyorlar. Kızımız doktor olmak istiyor. Maşallah. Helin'imiz büyüyor. Küçüğü de babasına yardımcı olacakmış, mimar olacakmış. Bakalım. Hanımım da Karadenizli, Giresunlu. Ben Diyarbakırlı, o Giresun'da Karadeniz. Ne güzel ama benim de eşim Trakyalı. Evet. İşte güzel tarafı bu. Ülkemizin tüm insanları, ben hep bir şiirim var. Diyorum ki ülkemin tüm insanları birer çiçektir. O çiçeklerin rengi, dokusu, dili, dini, ırkı fark etmez. O çiçekler ahengimiz, sevdamız, yüreğimiz, çocuklarımız, umutlarımızdır. Onun için ne güzel. Çok güzel, çok güzel. Karım tabii onun memleketine de sık sık gidiyoruz, onu görüyoruz. Karadeniz çok güzeldir ya. Karadeniz güzel, evet. Evet, güzel bir memleket. Çok başarılısın sevgili izleyici hakikaten. 10 parmağında maşallah 10 marifet. Şimdi sürpriz bitişi, sürpriz yapacak bize. Dedik ya ilk başladı, müzikle başladı. Sana başarılar diliyorum, her şey gönlünce olsun. Çok memnun oldum böyle başarılı kendi insanlarımızın bu kadar başarılı oluşundan. Biz gurur duyuyoruz. Çok çok teşekkür ederim siz de buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için. TV8'de çok çok başarılı bir program. Başarılarında çok çok devamlılığını temenni ediyorum. Sağlıcakla kalın. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım Hakan'a bir gidelim bakalım bizlere neler çaldı. Bu dağlarda kar olsaydım olsaydım, yıkık perişan olsaydım olsaydım. Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım, yıkık perişan olsaydım olsaydım. Arar vurur muydun beni, sahipsiz mezar olsaydım olsaydım. Arar bulur muydun beni, sahipsiz mezar olsaydım olsaydım.